Merhaba. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizi cinnet toplumu haline getirdi. En son Fatih'te yaşanan olay gerçekten yürekleri dağladı. Dört kardeş intihar ederek hayatlarına son verdiler. Tabii yetkili kurumlar bunu araştırıyorlar. İntihar mıdır, başka bir sebebi var mı diye, ama bizi ilgilendiren boyutu bu değil. Nihayetinde bu dört kardeş büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde oldukları gün yüzüne çıktı. Evet değerli dostlar, ekonomik sıkıntı dedik, gerçekten bizi cinnet toplumu haline getirdi. Hırsızlık vakaları, soygun vakaları, intiharlar, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı, bu konularda suç oranları son derece artmış vaziyette ülkemizde. Boşanmalar da keza aynı şekilde artmış vaziyette. Cezaevlerindeki doluluk oranları had safhaya ulaştı. Örneğin en fazla hükümlü sayısı hırsızlık ve soygunluk olarak raporlarda açıklanıyor. Hırsızlık ve soygunluktan sonra en fazla ikincisi işlenen suç cinayetler ve cinayet teşebbüsü olarak açıklanıyor. Onun ardından uyuşturucu kullanımı, saldırı ve darp ve tecavüz vakaları gerçekten bizi değişik bir toplum haline getirdi. Bankalara olan borçlarımız da son derece artmış vaziyette. Vatandaşın bankalara olan borcu 570 milyar doları buldu. Oysa ki bu rakam 2002 yılında 6,5 milyar dolardı. Yani 17 yılda korkunç bir borçlanmaya girmiş vaziyetteyiz. Bu bankaya olan borçların da kredi kartı olan kısmı 149 milyar lira. Şimdi bu insanlar bu bankalara niye borçlanıyorlar, kredi kartı niye kullanıyorlar, bunu sorgulamak gerekiyor. Bu suç oranları niye arttı, bunun sorgulanması gerekiyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var, diyor ki bir kapıdan fakirlik girerse öbür kapıdan iman çıkar. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu ekonomik zorluklar toplumumuzu korkunç, hem ahlaki yönden hem de ekonomik açıdan korkunç bir uçuruma doğru sürüklemiş vaziyette. Ülkenin itibarı saray yapmakta değil, toplumun bu durumunu düzeltmekte diyorum.